Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir tarifle birlikteyiz. Mürdüm eriği reçeli yapacağız. Malzemelerimi sayıyorum. 2 su bardağı kadar şekerim var. 1 kilo kadar mürdüm eriğim var. 1 çay bardağı kadar su ve birkaç tane limon tuzumuz var. İlk önce eriklerimizi ayıklayarak başlıyoruz. Çekirdeklerini çıkarıyoruz. Arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Mürdüm eriği alırken tavsiye edebileceğim, bu açık renkli olan mürdüm eriklerinden almayın ve çok olgunundan almayın, reçeliniz çok güzel olmuyor. O yüzden birazcık sert olması daha güzel olacak. Renginin de koyu olmasına dikkat edin alırken. Evet, eriklerimizi ayıkladık, çekirdeklerini çıkardık ve 2 su bardağı olan şekerimizi üzerine gezdiriyoruz. Sonra bir 1 saat kadar fırınımıza vereceğiz. 150 derecede 1 saat kadar pişecek fırınımızda. En son 10 dakika kalarak da limon tuzumuzu ilave edeceğiz. 1 çay bardağı suyumuzu da ilave ediyoruz. Evet, ve fırınımıza gitmek için hazır. Evet arkadaşlar, reçelimiz fırında pişti sayılır. Son 1 saat kadar pişirdim. 10 dakikası kaldı. Ben başta saymamıştım. Karanfil de atmak istiyorum. Güzel bir koku ve lezzet veriyor. O yüzden bunları da ilave edip bir 10 dakikalık da bunlarla birlikte pişiriyoruz. Bu şekilde. Evet. Evet, fırından çıkardık reçelimizi. Çok rengiyle de kokusuyla da harika. Yani o kadar güzel bir koku yayıldı ki, o karanfilin verdiği lezzet, koku çok güzel. Sizlere de tavsiye edebileceğim bir tarif, yapmanızı dilerim yani. Evet, sunumumuz da bu şekilde. Görüntüsüyle, rengiyle, harika kokusuyla denemenizi tavsiye ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Afiyet olsun.